Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. 5 kripto para, 5 altcoin üzerinde arkadaşlar. Şu anda boğa işaretleri olduğunu ve güçlü bir rally sezonu beklentisi üzerine konuşacağız kripto coin sitesi üzerindeyiz. Şimdi bunlardan ilki XRP olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim şöyle bir açıklama var bakınız. İyi bir haber ister misiniz? XRP shortları var olduklarından beri ilk kez tüm zamanların en düşük seviyesini gördü diyor. Tabii ki son Bitcoin çakılmasıyla birlikte altcoin'lerin tamamı büyük ölçüde ezildi arkadaşlar. Bunu bilmek lazım ki ezilmeye de devam edecek. Burada kuvvetle muhtemel baktığımız zaman nasıl bir senaryo var? BTC hala ayın 22'sine kadar 21.5'lara doğru geri çekilme hareketini devam ettirebilir. Bu da belli başlı coinlerdeki düşüş ihtimalini arttırıyor. Şimdi bu düşüşler gerçekleşirken tabii ki yatırımcı toplamak isteyecektir. Nitekim mantıklı olan da bu yeniden piyasanın yukarı halli gidişatı olacağını ortaya koyduğumuzda. Şimdi XRP tabi uzun vadede iyi bir yatırım aracıdır. Risk ödül paritesi düşük görünmesine rağmen mahkemenin varlığı ile birlikte aslında yüksektir arkadaşlar. Neden? Mahkemenin varlığı yani SEC ile Ripple arasındaki bu dava sürecinin varlığı XRP'de beklenmedik şekilde kaybı ya da kazanılması halinde çok ciddi hareketler gözlemlenmesine sebebiyet verebilir. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla öyle görünmüyor gibi olmasına rağmen XRP riskli varlıklar arasına girer. Bu süreç bu sezon içerisinde XRP to toplamak mantıklı olacak mıdır? Açık söyleyeyim olmayacaktır. E neden? Çünkü çok daha fazla kısa orta vadede e, katalizör barındıran ve daha e, güvenli durmakla birlikte daha yüksek katlama oranları vaat eden alt koinler, e, piyasada şu anda bulunmaktadır diyebilirim. Bakın XRP almayın demiyorum ama e, gerçeklerden konuşmak gerekiyor tamam mı? E, dolayısıyla XRP'deki genel görünümde budur arkadaşlar. Bunlardan bir diğeri poligonla karşımızda poligon projesi. Şimdi Matic Coin bu sezon içerisinde toplanır mı? Yani şu anda bir alım yapılır mı? E, kesinlikle yapılır ve e, en iyi alım odaklı olarak çalışabilecek altcoinlerden biri olarak görüyorum. Hatta işte 1.13'lerden kademeli alım devamında eğer düşer ise hala buraya kadar bir düşüş e, garanti edilmeyecektir önümüzdeki 2-3 haftada ama 1.03 dolaylarına kadar düşerse yine Matic tarafında güzel alım fırsatları olacaktır. Bunun temel sebebi büyük ölçüde iyi haberler verildi arkadaşlar. Tabi bunlar mevcut çöküş etabında fiyatlanamadı. Dolayısıyla bunların fiyatlanacağı korelasyonlu bir sezon gelecektir. Haricinde Matik yaptığı düzeltmeden sonra yeniden içsel anlamda kalkışa müsait bir durumda. Bunu da bilmek lazım. Bir diğer mesele altcoinlerin ortalamasına göre son çöküşte çok güçlü kaldı ki Dominans karşısındaki direncini kanıtladı diye bir yorum buradan yapabiliriz. Matic coin zaten genel olarak da yani orta uzun vadede çok güçlü bir proje olarak aynı şekilde e, Ethereum balinalarındaki satışlar da hafif bir şekilde geldi. Yine beraberinde 27'sinde ZK EVM'in çıkı, çıkıyor oluşu yine Matic üzerindeki bir katalizördür arkadaşlar. Dolayısıyla evet bu sezonda e, matik toplanabilir, e, mantıklı bir yatırım aracı olabilir. E, biri, e, bir sonraki Cosmos yani Atom Coin'den bahsediyoruz. Yine hem e, Cosmoverse, Cosmos 2.0, üçlü ittifakın varoluşu gibi üzerindeki katalizörler halihazırda hazırda mevcuttur. Haricinde ağın ortalamaya göre daha düşük bir geri çekilme yaptığı e, hacim bakımından ve işlem sayısı bakımından gözlemlenmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde özellikle orta uzun vadede de ciddi yükseliş beklenen atom coin yatırımları yapmakta e, mantıklı olacağı kanaatindeyim. Benzer bir proje biliyorsunuz algodur, algoranttır. E, Algorand üzerine de yatırımcı yoğunlaşabilir. Haricinde atom coin matike benzer şekilde matik kadar olmasa da ortalamanın üzerinde bir son çöküşte Bitcoin dominansı karşısında direnç göstermiştir. Tabii ki bu durumda Atom'un ilerleyen süreçte yukarı hareketlerini devam ettirebileceğine dair bir sinyal oluşturmaktadır arkadaşlar. Şimdi Ethereum bakınız ki Ethereum üzerinde tabii ki katalizör var hatta çok güçlü bir katalizör var. 14 Mart tarihinde Ethereum'da yükseltme geliyor. Yeni bir ağ yükseltmesi geliyor arkadaşlar. E, uzun lafın kısası ethereum önce merge devam eden süreçte ek yükseltmelerini yapıyor bunun en neticede diyor, maker işte ne bileyim daha dolaylı yoldan MATIC, shiba gibi coinlerde de yukarı halli bir katalizör olarak çalışması ve hayli etkili olması bekleniyor dolayısıyla ethereum'da da somut anlamda bir katalizör var arkadaşlar bunu unutmamak lazım haricinde tabi piyasa içerisindeki en büyük altcoin olması münasebetiyle olası durumda Ethereum'a akacak para daha yüksek olacaktır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise 22'sinden önce yapacağı yükseltme başta biraz daha böyle sıkıntılı gibi görünse de ve yükseltme fiyatlanamayacak bile olsa 22'sinden sonra net bir açılım sergileyecektir pozitif anlamda arkadaşlar. E bu süreç içerisinde evet ETH coin'de Toplanabilecek coinler arasında hem kısa orta vadede hem de uzun vadeye yatırmak suretiyle. Bunlardan sonuncusu arkadaşlar daha doğrusu sonuncusu değil Synthetix olarak karşımıza çıkıyor. Açık söyleyeyim ben Synthetix tarafında da yine biraz daha tabiri caizse deli hareketler yapıyor olması sebebiyle arkadaşlar ve tam bir net katalizörünün bulunmaması Ortalama bir hatta ortalama üzeri bir çekilme yapmış olması sebebiyle bu dönemde e, SNX'in yerine daha fazla alternatif olduğunu açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Bunlardan bir diğeri Shiba ve tabi sonuncusu olarak Shiba arkadaşlar. Shiba yatırımı yapılabilir mi? Kesinlikle Shiba yatırımı bu sezonda yapılabilir. Hala büyük oranda Ethereum balinalarının tutma oranları çok yüksek. Beraberinde dip fiyatların değerlendirilecek olduğunu bildiğimiz zaman tabii ki e, Shiba Coin'de de ilerleyen süreçte güçlü bir açılımdan önce bu alım fırsatları ne yapılabilir e, yatırımcı tarafından değerlendirilebilir haricinde net katalizör olarak en nihayetinde Shibarium'u var. Shibarium'un Martın sonunda çıkması ee, şu an planlanıyor daha doğrusu ekibin plan değil ekibe göre sözde bu hafta çıkıyor da e, ben martın sonunda çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar o da beklenen açılım gelirse tabii ki dolayısıyla shipcoin volatilitesini şu an devam ettiriyor e, bu durumda yeniden eski fiyatları egale edecektir ve bu son çöküş etabı içerisinde shipcoindeki düşüşleri ne yapmak lazım e, değerlendirmek makul ve mantıklı olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.